Ey evlat, yalnız kaldığın zaman seni kötü işten koruyacak duyguya muhtaçsın. Ayak kaymasını önleyecek tedbirin olmalı. Hakkın her an seni kontrol ettiğini içinden sezmelisin. Bu düşünceler varlığını sarmalı. Anlattıklarımıza şiddetle ihtiyacın vardır. Benliğini bu öğütlerle donattıktan sonra nefisle cenge çıkman kabil olur. Halk arasında büyük olarak tanınan kimseleri ufak bir hata yıkabilir. Zahitleri şehvetler perişan eder. Ebdalleri maddi varlığını manevi varlığa katmak isteyenleri yersiz düşünce süründürür. Bilhassa yalnızlık hallerinde kötü fikirlerden kendilerini korumaları gerektir. Doğruların yıkılışı bir an işidir. Çünkü bunlar şahın kapısında beklerler. Tek tek halkı hakka çağırmaya memur edilmişlerdir. Onlar mahlukata şöyle hitap ederler. Ey kalpler, ey ruhlar, ey insanlar ve cinler. Hak yolunu istiyorsanız bana gelin. Gelişiniz kalp adımı ile olsun. Takva ve vera caddesinden aşırı gelin. Dünyayı bırakın. Ahireti bir yana atın. Mevlanızdan başkasını düşünmeyin. Bana bu duygularla dolarak gelin. İşte bize uyanlar böyle olur. Gayretleri sayesinde yerle gök arasındaki boşluk dolar.